FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığı kumpaslarla üst düzey kademelerde yara alan ordumuz yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Erdoğansa yeni hamleleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni daha fazla güçlendirmek istiyor. Çünkü olası bir savaş burnumuzun dibinde. Erdoğan, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarını bu sebeple değiştirdi. Aslında her şey birbiriyle bağlantılı. Bu bağlantılardan en önemlisi ise yaklaşmakta olan Türkiye-Yunanistan Savaşı. Her türlü provokatif eylemlerine, söylemlerine aralıksız devam ediyorlar. Her sabah kalkıyorlar. Türkiye aleyhine ne söyleyebilirim? Türkiye aleyhine ne yapabilirim? Gündemleri bu. Biz onları her seferinde masaya çağırıyoruz. Diyoruz ki biz konuşalım, görüşelim. Efendim, gelmiyorlar. Çok açık ve net ihlallerine rağmen, buna rağmen konuşalım diyoruz. Bizim yani burnumuza kadar geleceksiniz, burnumuzun dibine kadar ve Türkiye'yi yayılmacı olarak göreceksiniz. Yani gerçekten akıllara zarar bir şey bu. Tabii silahlanma bütçesi ciddi bir bütçe. Bunları almak suretiyle Türkiye'ye karşı kendilerince bir hesap içindeler. Biz diyoruz ki yorulmayın, beyhude gayret içinde olmayın. Bu yaptıklarınız çalışmalar Türkiye için, Türk Silahlı Kuvvetleri için az. Savunma için çok. Her iki ülke arasında savaş çıkarsa bu savaş deniz ve havada olacak. Son toplantıda da deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının değiştiğini düşündüğümüzde arada bağlantı kurmak zor olmayacaktır. Sevgili Osmanlı torunu takipçileri, yaklaşmakta olan seçimlerden dolayı Türkiye'nin daha çok saldırıya uğrayacağını düşünüyoruz. Bu sebeple bu kanalda her gün gerçekleri ve konuşulmayanları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hazırsanız asıl konumuza dönelim. Erdoğan'ın son yaptığı Yüksek Askeri Şura toplantısından bahsedelim. Bu toplantı gerçekten çok önemliydi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl daha uzatılırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'la Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçük Akyüz emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen oldu. 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Tatlıoğlu, askeri casusluk ve şantaj davasında yargılanmış ve 2016 yılında beraat etmişti. Daha sonra davaya bakan hakimler ve savcılar, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilerek hapse mahkum edilmişti. Tatlıoğlu, 2013-2016 yılları arasında İstanbul Boğaz Komutanlığı görevini deruhte etmişti. 2016'da koramiral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı yaptı. 19 Ağustos 2017'de Donanma Komutanı oldu. 2020'de Oramiral oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı olan Atilla Gülen de 2017'de Orgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. Yunanistan'ın son dönemde savaşa hazırlandığına Erdoğan da hava ve deniz kuvvetlerini güçlendirerek karşılık vermek istiyor. Yunanistan bir savaş istiyor, açık ve net. Türkiye ise bu savaşa hazırlık yapıyor. İlk saldırı Türkiye tarafından gelmeyecek ama Yunanistan tarafından gelmesi muhtemel. Çünkü Yunanistan bir şeylere güveniyor. Arkasında Avrupa Birliği ve Amerika var. Fakat Türkiye bunları umursayacak bir ülke değil. Türkiye, Yunanistan'ın arkasını falan dinlemez. Türkiye, Yunanistan'ı iki günde bitirebilecek bir ülke. Yunanistan milleti ve Türk milleti arasında tarih boyunca 659 yıldır çatışmalar ve savaşlar bitmemiş ki şimdi bitecek. Bize göre bir 659 yıl daha devam eder diyoruz. Fakat o zamana kadar Yunanistan diye bir ülke kalırsa tabii. Fakat tarihte Yunanistan, Almanya ve İtalya tarafından işgal edildiği hatırlanmalıdır. Şu anda yıl 2022. Son yıllarda Yunanistan'ın peşkeş çekmesi sonucu Amerika tarafından işgal edilmekte olduğuna şahit olmaktayız. Yunanistan,
Türkiye'ye karşı işgali bile göze alarak Amerika'yı arkasına almaya karar vermiştir. Yunanistan'da üs kurmaya devam eden Amerika'nın amacı ne? Elbet ki Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtarak savaştırmak. Siyasi, ekonomik, tehdit ve ambargolarla ve hatta PKK ve FETÖ terör örgütleriyle Türkiye'yi işgal edemeyen Amerika, şimdi de Yunanistan'ı adeta silah deposu yaparak askeri üslerle desteklemekte. Yunanistan'ı Türkiye ile savaşa sokup asıl amacı olan Türkiye'nin işgalini gerçekleştirmek olsa gerek. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin F-35 savaş uçaklarını Yunanistan'da Girit Adası ve Soğuda hava üssünde konuşlandırmaya başlaması gibi iddiaların Yunan medyasında gündeme gelmesi ise kafaları bir hayli karıştırmıştı. Yunanistan'ın Amerika'yı arkasına alması aslında kendi sonunu hazırlamasıyla doğru orantılıydı. Çünkü Amerika bir taşta iki kuş vurmuş olacak. Hem Yunanistan'ı şimdiden kafeslemiş oluyor, hem de Yunanistan'a yığınak yapıp silahlandırarak sözde Türkiye'yi tehdit ediyor. Oysaki Yunanistan'a en iyi dost ve komşu olacak ülke Türkiye'ydi. Yunanistan'ın Amerika'yı arkasına almakla böylesi bir tarihi fırsatı kaçırmış oldu. Yunanistan, Türkiye ile barışı elinin tersiyle iterek nasıl bir uçuruma doğru yuvarlanmakta olduğunu göremiyor. Amerika, Yunanistan'ın gözünü öyle bir boyamış ki, gerçekleri görmekten adeta yoksun hale getirmiş. Yunanistan, Türkiye'ye karşı Amerika'nın maşası, kuklası, taşeronu olmaya doğru koşar adım gitmekte olduğunun farkında bile değil. NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez. Ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. Esasen bu ülke kurulduğu tarihten beri hep birilerine sırtını dayayarak, birilerinin hesaplarına alet olarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikler zirveye tırmandığı dönemde medyada Yunanistan'ın savaş hazırlığına girdiği ve Türkiye'yi havadan vuracağı iddia edilmişti. Türkiye ile Yunanistan arasında her an bir çatışma çıkabileceği ve bu durumun iki ülke arasında büyük bir savaşa yol açabileceği siyasi arenada da dillendirilmeye başlanmıştı. İnatla, ısrarla sabah kalkıyor Türkiye, akşam kalkıyor Türkiye. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyorlar. Başta güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde görüşmeler olmak üzere deconfliction görüşmeleri ve istişare görüşmeleri maalesef tüm davetlerimize rağmen karşılık bulamamaktadır. Anlaşmalarla silahlandırılmaması gereken adalar var. Bizim bu arada bu haksız hukuksuz taleplerine karşı, haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerine karşı hiçbir sorunumuz yok. Biz bunların her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde bizim bu konularda susmamız, hakkımızı ve hukukumuzu çiğnetmemiz, bazı olduğu bitlere evet dememiz asla söz konusu değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Böylesi bir dönemde Amerika ve Yunanistan arasında karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasının uzatılması sonucu diyalog, dostluk ve minnet duyguları basına yansımıştı. Amerika, Yunanistan'ın bölgede güçlü ve güvenilir bir müttefik olduğunu ifade ederek adeta Türkiye'yi tehdit etmekteydi. Aslında bu durum Amerika'nın dostluğunu değil, ne kadar ikiyüzlü olduğunu göstermekteydi. Türkiye-Yunanistan savaşı aslında bir sebep ve bahane.
asıl önemli olan emperyalist küresel güçlerin hazırlamış olduğu 100 yıllık planın 2023 yılında sona erdirilmesi. Bu plana karşı da Türkiye'nin hazırlamış olduğu 2023 projesinin %90 başarıya ulaşmasıydı Batı'yı korkutan. 100 yıldır her yolu denediler, tutmadı, olmadı. Bu sefer Türkiye-Yunanistan savaşını deneyecekler.